İyi akşamlar efendim. Türkiye'nin interaktif haber tartışma programı şimdi söz sizde. Hoş geldiniz. Ben Hilmi Acaloğlu. Bu akşam Milliyetçi Hareket Partisi'nin son dönemde öne çıkan isimlerinden biri Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'la konuşacağız. Kendisi şu anda Ankara'da bizi bekliyor. Sinan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok mersi. Türkiye uzunca bir süredir Büyükşehir Belediyesi yasasını tartışıyordu ve bu sabaha karşı erken saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa tasarısı kabul edildi. Siz de bu tasarı sırasında söz aldınız ve kürsüden yaptığınız konuşma ciddi tepki topladı. Bu konuşmanızda Büyükşehir Belediyesi yasasının hangi alanlarına daha çok dikkat çekmiştiniz ve neden bu kadar sert tartışmalar hatta yumruklaşma yaşandı? Evet, büyükşehir yasa tasarısı ki biz onu büyük zehir yasa tasarısı olarak adlandırıyoruz. Bir defa en başından hiçbir şekilde kamuoyuna sunulmadan doğrudan komisyonlara getirildi. Bu Türkiye için çok önemli bir yasa. Türkiye'nin idari sistemini değiştiren bir yasa. Anayasal açıdan sakıncaları olan bir yasa. Mali açıdan sakıncaları olan bir yasa. Biz isterdik ki böylesine önemli bir yasanın önce kamuoyunda bir tartışılması gerekir. Milletin onu ilgilendiren bu yasa hakkında aşağı yukarı bir fikrinin olması gerektiğini beklerdik. Üniversitelerin, ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, daha sayabileceğimiz işte Muhtarlar Derneği'dir, Federasyonu'dur, Belediyeler Birliği'dir vesaire gibi ilgili bütün kuruluşların bu konuda katkı sağlamasını beklerdik. Ama bırakınız kamuoyunda tartışmayı, bırakınız bu kurumlarla görüşmeyi, bırakınız AKP milletvekillerini, AKP'nin İçişleri Komisyonu üyelerinin bir kısmı komisyon sıralarında bu yasayla bizimle aynı anda tanıştılar. Böyle bir yasa hazırlama tekniği Türkiye'de hiçbir zaman olmamıştır. Burada bir şeyler saklanıyor. Burada bir şeyleri gizleme ve bir an önce milletin gözünden kaçırarak ne saklanmaya çalışılıyor Sayın Oğan? Neyi gizlemeye çalışılıyor? Ne gizlenmeye çalışılıyor? Neden Adalet ve Kalkınma Partisi Ben de tam o noktaya geliyordum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı Sayın Başbakan 1991 yılında şu ifadeyi kullanmıştı. Yerel parlamentolar kurulmalıdır demişti. Yerel parlamentolar nasıl kurulur? Parlamento, yerel parlamento dediğiniz şehirlerin meclisleridir. Yani örnek vereyim, Diyarbakır Belediye Meclisi'ni güçlendirirseniz Diyarbakır'ın yerel parlamentosu olur. Peki bu mecliste bu meclisi güçlendirmek için ne yapmanız lazım? Belediye Meclisi'nin karşısında biliyorsunuz il genel meclisi var. Ve il genel meclisine seçimle insanlar seçilir. O ilden aldıkları oy oranında seçilirler. Başka ne var? Hizmet götüren birim ki il genel meclisinin seçilmiş üyelerinin valinin